Müvekkilimle ilgili hukuki olarak 3 adet başvuru yapmıştık, itiraz etmiştik. Öncelikli olarak infaz erteleme ve denetimli serbestlikten faydalandırılması için başvuruda bulunmuştuk. Pazartesi cezaevi ile ilgili yaptığımız görüşmede denetimli serbestlik başvurumuzun reddedildiğini öğrendik cezaevi idaresi tarafından. Olumsuz görüş bildirildiğini öğrendik. Tarafımıza bu karar tebliğ edilmedi. Kararın müvekkilime Hatice Yıldız'a tebliğ edileceği söylendi. Dediğim gibi sadece yapılan bir cezaevi idaresiyle yapılan bir görüşmede tarafımıza iletildi bu durum. İnfaz erteleme ile ilgili de devlet hastanesindeki polikliniklerdeki randevularından sadece bir tanesinin kaldığını, onun da yapılarak müvekkilimin adli tıpa sevkinin yapılacağı bize iletildi. Biz öncelikle bu ağır işletilen hukuk sürecinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü müvekkilim 75 yaşında, kendisinin yaşlılığa bağlı birden fazla hastalığı bulunmakta, gözünden acil ameliyat olması gerekmekte. Biz bu sürecin daha hızlı işlemesi görüşündeyiz, kanaatindeyiz. Çünkü telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ayrıca müvekkilime ilişkin dosyasının esasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştuk. Bununla ilgili de hali hazırda bir geri dönüş alamadık. Bu süreçte başka bir müvekkilimin de dosyası kesinleşti ve cezaevine gönderildi. Yine suçlama aynı. Yani büyük bir hak ihlali söz konusu. Anayasa Mahkemesi'ne buradan çağrımızdır. Bir an evvel bu dosyayı öncelikli olarak inceleyip diğer dosyalara esas olacak şekilde bir karar verilmesini talep ediyoruz. Yani cezaevinin de kalabilir raporlarında evet siyasi bir amaç var. Suç tiplerine göre değişiklik gösterildiğini görüyoruz, farkındayız. Özellikle bu infaz erteleme başvurularında. Makbule anne vardı Van'da, 80 küsur yaşında. Yine bir başka yaşlı hasta tutsak vardı aynı şekilde. Son raddeye kadar cezaevinde tutuyorlar hasta tutsakları. Cezaevinde kalabilir raporu veriyorlar. Ama ne hikmetse durumu çok fazla ağırlaşan tutsakları 15 gün, 1 ay evvelden tahliye edip göstermelik bir tahliye ile adeta burada bizden top çıksın, bizim sorumluluğumuzdan gitsin, burada ölüm olayı meydana gelmesin diye topu üzerinden atmakta hem adli tıp hem hapishaneler. Bildiğin bu süreçten kurtulmaya yönelik bir yol izlemekte. Geçmiş aylarda Sivas katliamı sanıklarına yaşlılıklarından dolayı infaz erteleme ve benzeri yine Ergenekon'dan yatanlarda ya cezaevinde kalanlarda böyle bir durum söz konu olmuştu. Burada biz bir çifte standart durumundan bahsedebiliriz. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık durumu söz konusu burada. Farklı bir suç tipi olunca, farklı bir politik görüş olunca adeta ATK, yine cezaevi idaresi ve mahkemeler, infaz kurumu, infaz mahkemeleri, infaz savcıları farklı bir tutum sergilemekte. Biz bu durumu da biliyoruz. Yine bu kurumların derhal bu tutumdan vazgeçip eşitlik ilkesine dayalı olarak müvekkilimiz hakkında da infaz ertelenmesine karar verilmesini talep ediyoruz. 75 yaşında bir kadın şu anda hali hazırda sadece cezaevine, hapishaneye para yatırdığı için tutuklu, yaklaşık 40 gündür hapishanede. Bu hukuken, vicdanen, yani ahlaken açıklanamayacak bir noktadan bahsediyoruz. En uç noktadan bahsediyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi'ne, Cezaevi İdaresi'ne, infaz hakimliklerine, ATK'ya çağrımızdır. Müvekkilim Hatice Yıldız bir an evvel serbest bırakılmalıdır.